Türkiye'de toplantı ve gösteri hakkı, ifade özgürlüğü ve hak savunucuları podcast serimize hoş geldiniz. Ben Beril Eski, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi tarafından Hollanda Helsinki Komitesi desteğiyle hazırlanan ve Kısa Dalga Medya işbirliğiyle hayata geçirilen bu seride insan hakları alanında önemli çalışmalar yürüten akademisyen ve hak savunucularını ağırlayacağız. Ve Türkiye'de toplantı ve gösteri hakkı, ifade özgürlüğü ile hak savunucularının durumunu konuşacağız. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi tarafından Hollanda Helsinki Komitesi desteğiyle hazırlanan Kısa Dalga Medya işbirliğiyle hayata geçirilen serimizin ilk bölümünde Türkiye'de toplantı ve gösteri hakkını ele alacağız. Bu bölümde konuğumuz Avukat İdil Mahmutoğlu. Avukat İdil Mahmutoğlu, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Toplanma ve gösteri özgürlüğü dediğimizde aklımıza ne geliyor, ne anlıyoruz? Aslında bunu ifade özgürlüğünün kolektif biçimi olarak tanımlayabiliriz. Zira başka şekilde tanımlamak hakkı sınırlandırmak olur. Çünkü hayal gücünüzle ulaşabileceğiniz her nokta diyebiliriz. Gücünü kolektif kullanılmasından alıyor. Kitlelerin dikkatini çekebilme ve kamuoyu oluşturabilmenin de en etkili yolu. Tam tanımının bu yüzden kanunlarda bulunmaması iyi. Yani biz de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir devletiz. Dolayısıyla sözleşmenin 11. maddesinde düzenleniyor. Anayasamız da buna paralel biçimde 34. maddesinde düzenliyor. Bunun dışında bizim 2009-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunumuz var. Buna ilişkin bir de yönetmelik var. Kabahatler Kanunu var bir de. Hukuki dayanağı bu aslında. Bizim bu 2009-11 sayılı kanunumuz biraz kazuistik düzenlenmiş bir kanun. Bunun içinde de toplantı ve gösteri yürüyüşünün yine kısa bir tanımını yapmış ama aslında onu da çok sınırlandırdığını söyleyemeyiz. Kapalı ve açık mekanlarda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri olarak tanımlıyorlar. İşte kamuoyu oluşturabilmek adına, kitleleri bilgilendirmek adına diye bir tanımı var. Aslında tanım da yine içtihatlar nezdinde oluşuyor. Zaman ve mekandan bahsedemiyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi hayal gücünüzün sınırlarıyla bağlı değil. Uluslararası literatürde de mesela 2 aylık bir kilise direnişi yine toplanma özgürlüğünden sayılıyor. Bunu sınırlandırmamış yani 1-2 günle ya da birkaç saatle sınırlandırmamış. Yine duran adam aslında bir toplanma özgürlüğü örneği olabilir. Yani sınırlandıramazsınız. Bir de burada önemli olan bir nokta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde dernek kurmayla ile birlikte düzenlenmiş. Çünkü ikisi de kolektif olarak kullanılan şeyler olduğu için birbirinden ayrıştırılamayan iki şey. Bu yüzden birlikte düzenlenmiş. Yani aslında buradan yakalamak lazım toplanma ve gösteri özgürlüğünü. Kitlelerin dikkatini çekebilme, kamuoyu oluşturabilme ve bunun kolektif olarak yapılması. Peki hani tanımı çok sınırlı bir şekilde değil, biraz geniş tanımlanmış bir hak. Ama tabii kullanımı için Türkiye'de bazı koşullar var. Bu koşullar nelerdir? Türkiye'de demin de bahsettiğim üzere 2009-11 sayılı kanunumuz var, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu. Kazuistik olarak düzenlenmiş bir kanun. Birazcık sınırlandırmaya ve engellemeye çok açık bir kanun da diyebiliriz. Bizde bildirim zorunluluğu var. Fakat bunu hakkı sınırlandırıcı bir şekilde nitelendiremeyiz. Devletin kendi güvenliğini sağlaması için bir önlem diyebiliriz. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hakkı sınırlandırıcı olarak bir şey görmüyor. Fakat bu yetki sınırlandırıcı biçimde kullanılmamalı. Yani hakkı kullanmayı engellememeli olarak tanımlanabilir. Bizde istenen şey 7 kişilik bir düzenlemenin düzenleyicilerin olması, 48 saat önceden oranın en büyük mülki amirine bildirimde bulunulması. En büyük mülki amirden de anlayacağımız şey işte ilçelerde kaymakamlık, küçük yerlerde kaymakamlık, büyük yerlerde de valilik olarak anlayabiliriz. Aslında bildirim yani izin sistemi olarak algılanmaması gereken bir şey. Fakat Türkiye'de maalesef bu böyle algılanıyor. Tam da bunu soracaktım aslında. Hani bildirimden kastedilen bildirim mi gerçekten yoksa bir izin sistemi mi diye?
İşte bunu kullandığınız noktaya bağlı diyebiliriz. Ama yani toplanma özgürlüğünü böyle bir sisteme bağlamak da çok doğru değil. Çünkü spontan olarak gerçekleştirilmesi gereken durumlar olabilir. Yani bunun en basit örneği mesela Özgecan Aslan'ın katledildiği gün olabilir. Bundan 5-6 sene önce katledildiğine insanlar akşam vakti sokağa döküldü tabii ki. Çünkü bu toplumsal bir tepkiydi. 48 saat önceden bildirim yapılması da zaten mümkün değildi. Çok da sınırlandırıcı etkiye sahip olmaması lazım ve bu spontan durumların da göz önüne alınması lazım tabii ki. Özellikle bu pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte bu bildirim yükünde ve koşullarda bir sıkılaşma oldu mu? Evet, zaten pandemi koşulları dolayısıyla çeşitli valiliklerin genelgeleri yayınlandı. İşte toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır diye. Evet, 2911 sayılı kanun buna izin veriyor. Ama uygulamanın böyle olması onun doğru olduğu anlamına maalesef ki gelmiyor. Çünkü toplantı özgürlüğü barışçıl ve silahsız olduğu sürece her zaman hukuk tarafından korunması gereken bir özgürlük. Yani temel şey aslında bu. Barışçıl olması ve silahsız olması. Yoksa işte izin yükümlülüğü ya da bildirim yükümlülüğü yerine getirilmemiş o zaman hiçbir şekilde meşru olmaz diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü biz de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir devletiz. Ve anayasamızın 90. maddesi gelince temel hak ve özgürlüklere dayalı bu sözleşme bizim kanunlarımızdan üstündür. Ancak pek çok toplantı ve gösterinin aslında sağlık koşulları sebep gösterilerek, öne sürülerek yasaklandığını gördük değil mi? Bu evet, zaman? Evet maalesef ki öyle. Evet, hakkın sınırlandırılması için hem bizim 13. maddemiz hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde sağlık, kamu güvenliği vesaire gibi şeyler söz konusu. Ama açık havada yapılan bir toplanma için sosyal mesafeye dikkat edildiğinde herkesin maskeli olması halinde müdahalenin ne kadar doğru olduğu da tabii ki tartışılır bir şey. Peki Türkiye'de toplanma ve gösteri özgürlüğü, hakkı ne kadar kullanılabiliyor, ne kadar özgür? Hani bunu ölçen bir indeks var mı? Aslında bunu doğrudan ölçen bir indeks olduğunu söyleyemem. Fakat elimizde bazı veriler oluyor. Mesela Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı raporlar, Eşit Hakları İzleme Derneği'nin hazırladığı raporlar, bazen bakanlık verileri ama bakanlık verileri birkaç sene öncenin verisi oluyor. Son birkaç dönemde de açıkçası yayınlamadılar. Hani elimizde bunlar var ya da içtihatlar var. Bunlarda yasaklanan ve engellenen, müdahale edilen toplantılar belirleniyor, raporlanıyor. AHİM kararları var. AHİM kararlarında aslında bu konuda en dikkat çekici şey de şu. Ataman grubu kararları diye bir grup karar var. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde toplanma özgürlüğüne yapılan müdahalelerle ilgili derdest 120 davanın olması üzerine oluşturulmuş bir grup ve bunun üzerine Türkiye'ye tavsiye kararları veriliyor. Bu derdest davalardaki en çok göze çarpan hak ihlalleri üzerine Türkiye'ye tavsiye kararları verildi. Bunlardan en çok dikkat çekeni yapılan müdahale sırasında işkence ve kötü muamele yasağının delinmesi, etkin soruşturmanın yapılmaması, müdahaleye çok hızlı başlanması gibi çeşitli şeyler var. Dolayısıyla çok özgür olduğunu söyleyemeyiz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Biraz da burada kamuoyunda çok konuşulan örneklere gelmek istiyorum. İşte ODTÜ LGBT yürüyüşünün engellenmesi, işte Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yürüyüşlerinin engellenmesi, keza cumartesi annelerinin her cumartesi yaptıkları toplantının, Galatasaray'daki toplantının engellenmesi. Onların toplantı ve gösteri özgürlüklerini hangi kurumlar, kişiler sınırladılar, hangi gerekçeyle sınırladılar ve neden bu kadar itiraz yükseldi bu sınırlandırmalara? Şöyle, bu 2911 sayılı kanun bunu çok kolay yapabilir. Dilediğiniz yöne çekebilirsiniz. Ve en kolay engelleme yolu açıkçası kamu güvenliği meselesi. Fakat 1970'lerdeki bir Anayasa Mahkemesi kararı var bunun üzerine. Bu kanun ilk yapıldığı zamanlara ilişkin. Devletin bu kadar elinde imkan varken kamu güvenliğini öne sürerek müdahale etmesi, yasaklaması, ertelemesi kabul edilebilir bir şey değil diyor. Neredeyse üzerinden 50 sene geçmesine rağmen
çözememiş olmamız açıkçası çok üzücü. Zira bu 50 sene içinde çok fazla teknolojik gelişme oldu. Çok fazla devletin elindeki imkanlar değişti. Aslında bu kamu güvenliği meselesi sağlanabilir. Çünkü devletin pozitif ve negatif yükümlülükleri var. Pozitif yükümlülüğü hakkın kullanılmasını sağlamak. Negatif yükümlülüğü de kullanılmasının engelleyeceği durumları ortadan kaldırmak olarak düşünelim. Yani bir kamu güvenliği meselesi varsa elbette bunu devlet önlemeli. Bunu böyle düşünmek lazım. Toplanma özgürlüğüne bu kadar takılınmasının sebebi de tabii ki herkes için çok korkutucu bir şey gibi gözüküyor. Çünkü kitleleri aydınlatmak, kamuoyunu aydınlatmak, kitlesel bir hareket olması elbette ki korkutuyor ve müdahalenin asıl sebebi de maalesef bu. Fakat burada oturtulması gereken bilinç, evet, ifade özgürlüğünün bir uzantısı olması, kolektif biçimde kullanılıyor olması dolayısıyla bu özgürlüğün şok edici etkisi de olabilir, irite edici, rahatsız edici bir etkisi de olabilir. Fakat bu hakkın özünde olan bir şey. Eğer özünde dikkat çekmek varsa tabii ki bunlar da olacak. Biz ve size karşıt görüşlerin de ortaya çıkması gerekecek bu noktada. Yani karşı gösteri yürüyüşleri de olabilir ve bunun da yine korunması gerekir. Ama o hakkın kullanılmasının bu şekilde engellenmesinin hukuki olarak bir dayanağı maalesef yok. Uluslararası standartta. Bazen de aslında sınırlandırmaların konjonktüre göre, yani işte örneğin 15 Temmuz sonrası değiştiğini ya da hakkı kullanan kişinin profiline göre değiştiğini görüyoruz. Değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. Biraz bundan da bahsedebilir misiniz? Yani çok caydırıcı bir etkisi var tabii ki bunun. Bunu en başta böyle söyleyebiliriz. Ama esnemesi, dediğim gibi, yine bizim o 2011 sayılı kanuna dayalı bir şey. Bunu istediğiniz yöne çekebilirsiniz. Mesele burada. Yani en basit örneğini şöyle düşünün. Çok yakın zamanda olan bir şey. 11 Mayıs İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılıydı. Bunun üzerine Taksim Meydanı'na birkaç kadın arkadaşımız çıktı ve hemen gözaltına alındılar. Ama aynı akşam İsrail-Filistin protestosuna çıkanlar araçlarıyla tam kapanma döneminde, üstelik de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde hiçbir şey yapılmadı. Yani bu olmaması gereken bir şey. Her iki düşünceye de saygı duyulması gereken bir şey. Ve hiçbirinin hakkını kullanmasını engellenmemesi gereken bir şey. Yani bu esneklik aslında yetkililerin elinde maalesef ki. Tabii bunun bölgeden bölgeye de değiştiğini görüyoruz. Örneğin Güneydoğu'da ki işte İstanbul Sözleşmesi toplantıları, mitingleri farklı yaptırımlarla karşılaşırken İstanbul'da yapılanlar farklı yaptırımlarla karşılaşabiliyor, değil mi? Evet, olabiliyor. Yani evet. Ama müdahalelerin hepsinde maalesef ki irite edici düşüncelere, yani kişinin kendi kişiseli de olabilir, devletin görüşü de olabilir. Bu hiçbir şekilde değiştirmez ama yani hakkın özünde şok edicilik varken buna karşı çıkmak çok üzücü diyebilirim en hafif tabirle. Peki Türkiye'deki bu sınırlandırmaların hak savunuculuğu üzerindeki etkileri nelerdir? Çok caydırıcı etkisi var. Çünkü yargılama süreci zaten çok yıpratıcı. Hem yargılama süreci olabiliyor, hem para cezası öngörülebiliyor. Demin bahsettiğim Kabahatler Kanunu'nda afiş asmak bile para cezasına çarptırılma sebebi. Bu sebeple her açıdan caydırıcı bir etkiye sahip. Evet, yargılama sonunda beraat kararı çıkıyor. Ama bu süreçte zaten bir beraat kararı çıkması için en az bir senelik bir süreçten geçmeniz lazım. Savcılık ifadesi, tekrar mahkeme önündeki ifade, yaşanılan gerginlik. Evet, çok caydırıcı bir etkiye sahip. Bu artan baskılar insanların bu hakkı kullanmasını nasıl etkiliyor peki? Korkutuyor. Kullanmama tarafına geçiyorlar. Yani acaba biber gazı yer miyim? Acaba gözüm çıkar mı? Veya yargılanır mıyım? Çünkü bu yargılanmanın sonucunun farklı sonuçları da oluyor kişi bazında. Ev hapsi verildi mesela son dönemde en fazla. Veya yurt dışı yasayla adli kontrol oluyor.
Dolayısıyla insanlar bu hakkı kullanmaktan elbette ki çekinir hale geliyor. Peki yine belirtilen sınırların ötesine geçtiğinde, örneğin işte tırnak içinde izinsiz bu hakkı kullandığında insanlar bunun dışında nasıl bedellerle karşılaşıyorlar? Yani hedef gösterme var, evet. Hiçbir şey olmazsa sosyal medyada linç girişimi olabiliyor farklı düşüncedeki insanlardan. Tutuklama söz konusu, sadece demin bahsettiğimiz tutuksuz yargılanma değil ama ilk mahkeme önüne çıkana kadar tutuklu yargılamalar söz konusu. Hapis cezaları var, para cezaları var. Maddi manevi yıpratıcı bir süreç içine giriyor insanlar. Her ne kadar sonu beraat olsa da böyle bir süreç herkes için yıpratıcı ve en sonunda caydırıcı hale geliyor. Yani hepsinin sonucu aslında caydırıcı, çünkü kitleri peşinden sürükleme etkisi olan bir özgürlükten bahsediyoruz. Bu da tüm dünyada tüm yetkilileri korkutan bir şey maalesef. Son dönemde başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere açıkçası çok güzel kararlar geliyor. Uluslararası standartlara çok uygun. Zaten ifade özgürlüğüyle birlikte değerlendirilmesi, somut olay nezdinde değerlendirilmesi, sadece bildirim yükümlülüğü gerçekleştirilmediği için o gösteriyi, o toplanmayı kanun dışı saymamalar, bunlar hep güzel şeyler. Çünkü bundan birkaç yıl öncesine kadar Anayasa Mahkemesi ile bu konulara girmekten kaçınıyordu. Ali İsmail Korkmaz anmasında para cezası yiyen bir vatandaş için toplanma ve gösteri hakkını kullandığına ilişkin değil, adil yargılanmaya ilişkin karar vermişti onu göz önüne almak yerine. Dolayısıyla bu gelişmeler aslında çok iyi. İlk derece mahkemelerinde de keza güzel kararlar çıkıyor. Yani bunlar umut verici. Ama açıkçası tüm erkler bakımından şu bilincin oluşturulması lazım. Evet, toplanma özgürlüğü yetkililer bakımından korkutucu bir etkiye sahip olabilir. Ama kitlesel olması dolayısıyla, kolektif olması dolayısıyla her düşünceden insanın kullanılabileceği bir hak ve buna saygı duymak gerekir. Orantısız müdahalenin olmaması gerekir. Toplum içinde bu bilincin de yayılması gerekir. Toplanma özgürlüğü bakımından umudum bu yönde. Peki o zaman söylediklerinizden yola çıkarak aslında yargının tutumunun geçmişe kıyasla bir anlamda bu hakkın kullanımıyla ilgili daha olumlu bir yere gittiğini, bu hakka karşı daha hoşgörülü olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Son olarak bu hak Türkiye'de kötüye kullanılıyor mu? Kötüye kullanıldığı bir olay var mı ve hani bunun yaptırımı nedir? Ya elbette kullanılabilir. Şiddet ve silah içermesi bir toplanmanın kötüye kullanmak için zaten yeterli. Ya şiddet içeren hiçbir şeyi zaten hukuk korumaz. Zaten aslında devletin negatif yükümlülüğü gereğince yalnızca bu şekilde kullanan, bu şekilde davranış sergileyenlerin o toplanmadan çekilip alınması gerekir. Çünkü diğer özgürlüğünü kullananlar bu hakkı kötüye kullanmıyorlar o sırada. Ve sadece onlara müdahale edilmesiyle, yani şiddet ve silah içeren kişilere müdahale edilmesi düzgün biçimde özgürlüğünü kullananların engellemeyecek. Dolayısıyla müdahalenin de bu şekilde olması gerekir. Fakat bizde maalesef böyle olmuyor. Aslında tüm dünyada böyle olmuyor diyebilirim. Çok az örnek var bununla ilgili. Kötüye kullandığında evet müdahale edilmesi gerekir ama tabii ki yine kötü muamele ve işkence yasağına aykırı olmamak üzere yapılması gerekir. Adil yargılanma kapsamında yargılanması gerekir kişilerin. Silahla insanların üzerine saldıran bir ekip düşünün, karşıt görüş. Evet, bu hakkın kötüye kullanılmasıdır. Avukat İdil Mahmutoğlu, bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.